Selamlar dostlar, merhaba YouTube. Yeni bir monitör inceleme videosuyla daha tekrardan karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz monitör Philips'in Envia 2752C55W model kodlu monitörü. Bu monitör 2K çözünürlüğe ve 240 Hz ekran yenileme hızına sahip. Aynı zamanda VA panelde kullandığı için kör bir monitör, yani dolayısıyla size doğru eğimli bir monitör. Daha önceki monitör inceleme videolarımı izlediyseniz oradaki videolardaki gibi toplamda 5 ana başlıkta bu monitörü inceleyeceğiz. Birincisi kutu açılışı, ikincisi teknik özellikleri, üçüncüsü ghosting ve ölü piksel testleri, dördüncüsü oyun testleri ve beşinci ve son olarak da bu monitörle ilgili genel görüşlerimi belirteceğim bitiş, yani kapanış konuşması. Lafı çok da fazla uzatmadan hızlıca kutu açılışına geçelim. Bakalım kutu içeriğinde bu monitör bizlere neler sunuyormuş, yakından bir görelim. Öncelikle şu üst tarafta bulunan bantımızı keserek monitörümüzü açıyoruz. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu monitör diğer monitörlerin aksine açılışı oldukça kolay gibi görünüyor. Çünkü kutulama stili diğer monitörlerden farklı. Bu şekilde kaldırdığımız zaman direkt olarak kutu içeriğine hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Öncelikle monitörümüzün içinden birkaç kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunları kenara ayırıyoruz. Siz bunları okursunuz arkadaşlar. Daha sonrasında burada bir ayağımız bizleri karşılıyor. Burada bir USB-B kablomuz var. Şöyle kenara koyalım. Burada bir HDMI kablomuz var. Güç kablomuz var. Ve burada da DisplayPort kablomuz bizleri karşılıyor. Ayağına baktığımız zaman siyah zemin içinde beyaz beyaz böyle noktalı bir şekilde mermer dizaynı vermeye çalışmışlar arkadaşlar. Oldukça şık duruyor böyle bakıldığı zaman. Şimdi masa üstünde de zaten detaylı bir şekilde görürüz. Kutu açılışına devam edelim. Hemen şu kutumuzu kaldırıyoruz. Monitörümüz burada karşımıza çıkıyor. Burada da bir ayağımız var. Bu ayağımız da şu şekilde çıkartalım. Yine klasik AOC'de olduğu gibi Philips'te de aynı şekilde montaj, kolay montaj mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralarda klipsler var. Bu şekilde tek bir hamlede monitöre takıp monitörü çıkartabiliyoruz. Şimdi zaten size onları da göstereceğim. Ama ilk önce şu alt ayağımızın bir montajını yapalım. Şimdi hızlıca alt ayağımızın montajını yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada şu ayak kısmını buraya oturttuğumuz zaman, oturttuktan sonra hemen bu alt tarafta bulunan vidayı sıkıyoruz. Bunu isterseniz elle yapabilirsiniz, isterseniz tornavida ile yapabilirsiniz. Ancak sıkmak elle çok basit. Tornavida ile hiç uğraşmanıza gerek yok. Sıktıktan sonra klipsi yana doğru kaydırıyoruz ve hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi ayak şu anda hazır. Monitöre takıp monitörü içinden çıkartabiliriz. Bu arada bir detay fark ettim. Hemen ayağın arka tarafında şurada bir kablo kanalı var. Bu kablo kanalı sayesinde de kablolarımız düzenli bir şekilde görünecek. Arka taraftan sarkma olmayacak. Gerçekten önemli bir detay. Benim gibi fazla kablo kullanıyorsanız, yani hem HDMI hem de DisplayPort kablolarını takıyorsanız monitörünüze, arka taraftan çarşaf gibi, tabiri caizse çarşaf gibi sarkıyor ve bu da insanın bir yerden sonra canını sıkıyor arkadaşlar. Ancak bu sayede ön tarafta herhangi bir şekilde görünmeden kablolarımızı saklayabileceğiz. Şimdi gelelim monitörümüze. Şöyle yukarı doğru sıyırdığımız zaman hemen monitörümüzün ayağının montajını yapacağız. Bakın şurada size de göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz çentikler var. Buraya çentiklere ayağımızın üst kısmını oturttuktan sonra aşağı doğru bastırdığımızda buradaki çentiklere de kendisi oturacak arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Tek hamle üstteki çentikleri oturttum. Tek hamle de gördüğünüz gibi artık kilitlendi. İstediğiniz gibi monitörü kaldırabilirsiniz. Evet, şimdi monitörümüzü çıkarttık. Geldik en eğlenceli kısma. Hemen şöyle jelatinimizi üzerinden çıkartıyoruz. Ve monitörümüz bizleri karşılıyor. Şimdi birazcık teknik detaylara girmek istiyorum arkadaşlar. Bu monitörümüz 1000R kavis desteğini bizlere sağlıyor. Veya bir panelle geliyor. Dolayısıyla renkleri oldukça canlı. 27 inçlik bir monitör, 2K çözünürlük bizlere sunuyor ve 240 Hz'de ekran yenileme hızını bizlere sunuyor. Dolayısıyla CSGO gibi, Valorant gibi rekabetçi oyunlarda rakibimizi daha hızlı bir şekilde görmemize olanak tanıyor. Hem 2K'nın çözünürlük yüksekliği hem de 240 Hz'in yenileme hızı sayesinde daha rakibiniz sizi görmeden siz rakibinizi görüp ona göre aksiyon alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu cihaza düşük giriş gecikmeleri de var. Bu sayede zaten çok iyi olan bir monitörü bir tık daha öne götürebiliyorsunuz. Bu monitörümüzde 1 MS-GTG, yani griden griye geçiş süresi var arkadaşlar. 0.5 MS'de MPRT süresi var. Genellikle 0.5 MS MPRT'den bahsederler. Ancak bizim için en önemli olan kısmı GTG, yani griden griye geçiş hızı. Piyasadaki çoğu satılan monitörler 1 MS diye yazar ya da 0.5 MS diye yazar ama GTG'ye geldikleri zaman
3'e mesele, 4'e mesele çıkarlar. Bu da size oyunda geriye gitmenize neden olur. Gölgelenmenin, ghosting'in daha çok olmasına neden olur arkadaşlar. Ancak bu monitörde 1MS GTG, 0.5MS de MPRT teknolojisi bulunuyor. Aynı zamanda HDR 400 desteğini de bizlere sunuyor. Dolayısıyla daha parlak görüntülere elde edebiliyoruz. 400 nitte parlaklık değeri var. 400 nit monitörler için nasıl derseniz güzel bir değer arkadaşlar. Zaten biraz sonra monitörün bağlantılarını yaptığımızda oyun testleri sırasında ne kadar parlak olduğunu sizler de göreceksiniz. Onun haricinde Adaptive Sync desteği var. Yani ne demek oluyor? Hem Nvidia hem de AMD ekran kartlarıyla hiçbir sorun yaşamadan çalışabiliyor bu monitör arkadaşlar. Dolayısıyla oyun severlerin çok beğeneceği bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Oyun severler demişken bu monitör sadece oyuncular için tasarlanmış bir monitör değil. Gördüğünüz gibi oldukça şık duruyor. Hem oyun severlere hem de ofis ortamında kullanılmaya oldukça uygun bir monitör arkadaşlar. Bu arada gerekli görüntü ayarlarını yaparsanız referans monitör olarak bile kullanabilirsiniz. Yani tabii ki öyle bir iddiası yok firmanın ama referans monitör olarak da kullanılabilecek düzeyde bir renk derinliği, renk doğruluğu bizlere sağlıyor. Ama tekrardan söylüyorum, gerekli renklendirme ayarlarını yapmanız gerekiyor. Ondan sonra istediğiniz gibi referans monitör gibi kullanabiliyorsunuz. Daha öncesinde Philips'in monitörlerine baktıysanız Nvidia serilerinin genellikle fiyatları çok yüksek olurdu. Genellikle arkasında daha önceki televizyonlarında bulunan böyle ışıklandırmalar olurdu. Ekrandaki şeye göre arka tarafı ışıklandırmalar falan yapardı. Ancak bu monitörde öyle bir şey söz konusu değil. Bu monitör birazcık daha fiyatı uygun olan monitör. Şu anda fiyat bilgisi sizlere vermiyorum ama aşağı bir link bırakacağım. Oradan güncel fiyatlarını takip edebilirsiniz dostlarım. Monitörümüzün tasarım detaylarına ve giriş portlarına bakacak olursak az önce söylediğim gibi buradaki ayağında böyle nokta nokta sanki mermerimsi bir his uyandırılmaya çalışmış. Buradan baktığınız zaman gerçekten güzel duruyor. Aslında dümdüz bir siyah veya koyu gri bir ayaktansa böyle durması gerçekten oldukça şık olmuş. Monitörümüzün arkasına baktığımız zaman buradaki açık gri kaplamasının üzerinde böyle kare kare desenler bulunuyor. Gerçekten arkadan bakıldığı zaman da çok hoş duruyor arkadaşlar. Kutusundan çıkarttığımda da belirttiğim gibi burada bir kablo tutacağı var. Bu kablo tutacağı sayesinde arkadan kablolar sarkmadan güzel bir şekilde bir arada toplu bir şekilde durabiliyor. Bu üst tarafta şöyle bir çıkıntı var ancak bunun herhangi bir işlevi yok. Buraya benim eski monitörümde kulaklık asma yeri vardı. Ama bunda burada tutacak kulaklık tutacak herhangi bir şey yok. Muhtemelen koyarsak düşecektir. Monitör sağa sola hareket edebiliyor bu şekilde. Yukarı aşağı hareket edebiliyor. Ancak maalesef dikey konuma geçemiyor. Genellikle kavisli monitörlerde zaten dikey konuma, pivot konumuna geçmesini pek koymazlar. Yani olmaz genellikle arkadaşlar. Monitörümüzün eksi yönlerinden biri maalesef ki bu monitörde dahili bir hoparlör bulunmuyor. Alt tarafta bulunan ses çıkışından bir hoparlör takabilirsiniz. Direkt olarak monitörden sesleri alabiliyorsunuz bu sayede. Hazır monitörümüzün giriş çıkışlarına değinmişken bu monitörümüzde USB hub özelliği bulunuyor arkadaşlar. Bu sayede hemen arkasında bulunan 4 adet USB'yi bilgisayarımıza direkt olarak monitör üzerinden bağlayabiliyoruz. Burada ayrıca bir tane USB B1 bağlantı noktamız bulunuyor. Onun yan tarafında 2 adet HDMI bağlantı noktamız var. Onun da yan tarafında 2 adet DisplayPort bağlantı noktamız var. Zaten az önce de söylediğim gibi bir ses giriş yerimiz de var. Son olarak da monitörün diğer tarafında da konumlandırılmış bir güç bağlantı noktamız bulunuyor. Bu monitörü sadece bir kablo ile çalıştırmamız mümkün arkadaşlar. Ayrıyeten harici bir adaptör yok çünkü monitörün içine adaptör yerleştirilmiş durumda. Şimdi hızlıca bir monitörün bağlantısını yapalım. Teknik detaylara orada devam edelim. Evet, monitörümüzü artık bilgisayarımıza bağladık. Gördüğünüz gibi monitörümüzün kenar çerçeveleri oldukça ince. Bu alt taraf birazcık kalın kalıyor olabilir ancak bu da çok şık bir şekilde duruyor. Burada bir aydınlatma ledimiz var. Arka tarafta bahsetmeyi unuttuğum bir tuşumuz var arkadaşlar. Burada bir joystick tuşumuz var ve bu joystick tuşu sayesinde menüler arasında geçişler yapabiliyoruz. Bu joystick tuşunun kısa yolları da var. Örnek veriyorum, yukarıya doğru kaldırdığımız zaman buradaki HDMI ve DisplayPort'lar arasında geçiş yapmamıza olanak tanıyor. Sola doğru çektiğimiz zaman burada görüntü ayarları bizlere karşılıyor. Bakın böyle aşağı yukarı inerek resim ayarını, renkleri ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu tekrardan standart hale getirelim. Sağa doğru çektiğimiz zaman menüye giriyoruz. Aynı şekilde aşağı doğru çektiğimiz zaman da yine bu joystick'i aşağı doğru çektiğimiz zaman yine menüye giriş yapıyoruz. Burada menüde birçok seçenek bizlere sunuyor. Mesela MBR ayarını buradan açabiliyorsunuz. Burada crosshair ayarımız var. Ekranı
bilgisayarın ortasına bir crosshair falan koyabiliyorsunuz. Alt tarafta bulunan birçok oyun moduyla ilgili ayarlarımız bizleri karşılıyor. Daha sonrasında yan tarafında resim ayarlarımız var. Buradan resim ayarlarını, yani renk ayarlarımızı yapabiliyoruz. Onun yan tarafında HDMI ve DisplayPort arasında geçiş yapmamızı sağlayan ayarlar var. Aynı zamanda burada otomatik olarak da ayarlayabiliyoruz. Onun yan tarafında sesle ilgili ayarlarımız var. Ancak dahili bir hoparlörü bulunmuyor. Az önce söylemiştim sizlere. Bu ses ile olan ayarlar arka taraftaki çıkıştan bağladığınız hoparlörle alakalı olan ayarlar. Burada dil seçeneklerimiz var. Bakıyorum bir dil seçeneklerinde Türkçe var mı diye. Hemen hızlıca bir bakalım. Maalesef. Evet var. Hemen dil seçeneklerinden Türkçe yapıyoruz. Artık sistemimiz Türkçe ama Türkçe yapmamıza rağmen nedense bu olmadı şu anda Türkçe. Büyük ihtimal monitör kapanıp açılınca düzelecektir. Yan tarafında evet şimdi düzeldi. Türkçe oldu. Yan tarafında sistem yazıyor. Onun yan tarafında ayarımız var. Ayarlardan işte güç led bildirimleridir. Bu ekranın ne kadar ekranda kalacağını, yani kaç saniye ekranda kalacağını vesaire ayarları yapmamızı sağlıyor. En sonunda da close var. Burada hangi çözünürlükte bu monitörü kullandığımız, şu anki hangi hızda bu monitörü kullandığımız ve hangi portta bu monitörü kullandığımız yazıyor. Yanında da Adaptive Sync'in açık olduğu yazıyor. Onun yanında da ekran, yani görüntü modumuzun standartta olduğunu bizlere bildiriyor. Şimdi de ghosting testine geçeceğiz. Bakalım ghosting testinde bu monitör neler bizlere sunuyor? Ölü pikseli herhangi bir sorunu var mı yok mu yakından bir göreceğiz. Evet, şimdi meşhur UFO testimizi açtık ve ghosting var mı yok mu bu monitörde yakından bir bakacağız. Şu anda monitöre doğru baktığım zaman herhangi bir ghosting göremiyorum arkadaşlar. Ghosting nasıl oluşuyor diye soracaklar olacaktır illaki önceki videolarımı izlemeyenler olabilir. Ghosting olduğu zaman şurada gördüğünüz UFO'ların arkasında bir gölge, siyahlanma görünüyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere çok çok az bir gölgelenme var. Bu da ghosting değerlerinin gayet kabul edilebilir düzeylerde olduğunu bizlere gösteriyor. Yani bu monitör ghosting konusunda oldukça başarılı işler karşımıza çıkartıyor. Şimdi ghosting testini hızlıca bir bitirelim ve ölü piksel testimize geçiş yapalım. Evet, ölü piksel testini yapacağımız sayfamıza da giriş yaptık. Ben size bu sayfaların linklerini açıklamalar kısmında bırakacağım. Mevcut monitörlerinizde de bu testleri uygulayarak cihazınızda ghosting var mı, ölü piksel var mı yakından bakabilirsiniz dostlar. Şimdi hemen hızlıca testi başlat dedik. Tam ekrana geç dedik. Şu anda ekranımız siyah arkadaşlar. Siyah ekranda herhangi bir ışık süzülmesi var mı yok mu diye buradan bakarak bunu anlıyoruz. Monitörümüzün şu alt taraflarına baktığımız zaman, şu yan taraflarına baktığımız zaman eğer bir beyazlık varsa ışık süzmesi var demektir arkadaşlar. Şu anda benim baktığım monitörde herhangi bir ışık süzmesi bulunmuyor. Tabii ki siz kamera açılarından dolayı yanılabilirsiniz çünkü burada fazladan ışıklar var. Bu ışıkların yansımasından dolayı ekranda beyazlıklar görebilirsiniz. Ancak çıplak gözle baktığınız zaman herhangi bir problem görünmüyor. Şimdi hemen ikinci ekranımıza geçelim. Bu ekranımız beyaz bir ekran. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş açıldı bu ekranımız. Her tarafına bakıyoruz monitörümüzün. Herhangi bir yerinde ölü bir piksel veya bir kararma görmüyoruz. Diğer ekranımıza geçiyoruz. Kırmızı bir ekrana geldik. Kırmızı ekranda da aynı şekilde herhangi bir ölü pikselle şu anda karşılaşmadım. Yeşil ekranda keza öyle, herhangi bir ölü piksel görülmüyor. Mavi ekranda aynı şekilde. Ve testimizi bitiriyoruz. Şimdi ölü piksel nasıl olur diye soranlar olacaktır arkadaşlar. Ölü piksel olduğu zaman monitörünüzde diyelim ki mavi bir ekranda kırmızı bir nokta ya da kırmızı bir ekranda yeşil veya mavi bir nokta çıkıyorsa monitörünüzde ölü piksel var demektir. Ölü pikseller belli bir adete kadar garanti kapsamına girmez. Belli bir adetten fazla olduğu zaman garanti kapsamlarına markadan markaya değişecek şekilde giriyor. Onu iyicene bir araştırmanız lazım. Ancak cihazı ilk aldığınız zaman 3 taneden fazla ölü piksel varsa hangi marka olursa olsun değişim yapıyor diye biliyorum. Ancak ilk alındığı zaman dediğim gibi ilk aldığınız zaman bu işlemlerin hepsini kontrol edip ondan sonra monitörü kullanmanızda fayda var diyebilirim. Şimdi de geçelim oyun testlerimize bakalım. Oyun testlerinde bu monitör bizlere nasıl bir kalite sunuyor yakından bir görelim. Evet, İlk oynayacağımız oyun Battlefield. Bakalım Battlefield'de bize nasıl bir görüntü kalitesi sunuyor yakından bir görelim. Evet, kuzey ışıklarıyla bizi oyunumuz karşıladı. Şimdi birazdan paraşütlerle aşağı inmeye başlayacağız. Görüntü kalitesi olarak gerçekten oldukça güzel. Renkleri doğru bir şekilde ve canlı bir şekilde veriyor. Şimdi zaten patlamalardan da her şeyi anlayacaksınız. Birazcık daha oyun ilerlediği zaman kalite buradayım diyecek. Evet, aşağı indik. Monitörümüzde maalesef herhangi bir hoparlör olmadığı için burada oyunun seslerini sizlere veremiyor olacağım. O yüzden ara ara sessizlikler oluşabilir. Kendi adamımızı vuruyormuşuz. Olur böyle şeyler. Bu arada görüntü kalitesi cidden çok güzel. Oyun da akıyor. Allah'tan friendly fire yok, yoksa takıma rakipten daha çok zarar veriyorum. Evet, şimdi
tankımız geldi ve Allah'a emanet, görüşürüz. Şimdi tank sürme ekranına geçeceğiz. Burada işte görüntü kalitesi burada da çok belli olacak. Özellikle tankın giderkenki paletlerinden çıkarttığı topraklar, bakın görüyor musunuz? Buradaki detaylar oldukça güzel. Hem oyun güzel hem de monitör bize bu renkleri çok güzel bir şekilde veriyor. Bu sıcak renkleri böyle daha canlı verdiği zaman monitör, oyun kalitesi benim için çok daha yukarılara çıkıyor. Bu arada oyunu açar açmaz HDR otomatik olarak kendini ayarlıyor ve HDR ayarını kendisi yapıyor. Yani ekstradan tekrardan HDR ayarı yapmamıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Bu aslında çok güzel bir özellik diyebiliriz. Çünkü tek tek her oyun için ayrı ayrı HDR ayarı yapmamıza gerek kalmıyor. Çünkü zaten kendisi bizim için bunu yapıyor. Maşallah hiçbirini vuramadık. Bu kadar çok atış alırsak patlarız. O patladı. Son bu. Patlamadı. Neyse gidiyoruz. Bu arada atış yapmak da zor. Tutmuyor yani arkadaşlar. Oradan bakınca belki nereye sıkıyorsun diyebilirsiniz ama tutmuyor. Bu arkadaşlar bizi bekliyor. Tabii ki ileriden gidelim. Önden. Şurada birkaç tane arkadaş daha olacak. Onları vuracağız. Evet. Gördük hemen. İçeri girdik. Şu bir. Bir daha sıkalım. Bakalım bu bölümü geçebilecek miyiz? Onu patlattık. Şurada belki biri vardır dedik. Yokmuş. İlerliyoruz. Görüntü kalitesine bakar mısınız? Nasıl yukarı yukarı çıkıyor? Sanki o toprakların içinden gerçekten geçiyoruz. Evet, patladık. Olsun. Önemli olan zaten monitörün kalitesini göstermekti. Bence burada gördüğünüzde inanıyorum. Oyun testimiz bu kadardı arkadaşlar. Zaten iyi oynamak önemli değil. Buradaki monitörün görüntü kalitesini sizlere göstermek istedim. Monitör böyle bir görüntü kalitesi bizlere sunuyor. Bence oldukça başarılı ve tatmin edici. Şimdi monitörle ilgili son görüşlerimi sizlere aktaracağım kısma geçiyoruz ve videoya son veriyoruz. Evet dostlarım, monitörümüzün detaylı incelemesi bitti. Şimdi genel görüşlerimi yansıtacağım kısma geçtik. Tabii ki kendi klasmanındaki diğer monitörlerde aralarında farklar oluşabilir. Mesela benim için eksi bir nokta bu monitörde bir hoparlör olmaması. Eğer bu monitörde bir hoparlör olsaydı benim için bu monitör bir tık daha ileri gidebilecekti. Tepkime süresi olarak çok iyi. 0.5 ms'lik bir tepkime süresi var. 240 Hz'lik bir ekran yenileme süresi var. Ayrıca 2K'lık bir monitör ve de 27 inçlik bir monitör aslında bakıldığı zaman oyunlar için biçilmiş bir kaftan. Ayrıca kör de bir ekran arkadaşlar. Onu belirtmeyi unuttum. Bazı arkadaşlarımız kör seviyor olabilir. Eğimli olması oyunlarda daha çok sizi içine çekmesine sağlıyor olabilir. Bazıları da düz seviyor olabilir. Bu monitörümüz kör olarak gayet güzel bir şekilde kavis desteğini bizlere sağlıyor ve oyunlarda ya da filmleri izlerken bizi filmin veya oyunun içine çekmeyi başarıyor. Ayrıca yaptığımız ghosting testlerinden, ölü piksel testlerinden de oldukça başarılı sonuçlar elde etti. Yani uzun lafın kısası, eğer bir monitöre ihtiyacınız varsa bu monitörü de alınabilecek monitörler arasında listenize yazmayı unutmayın. Tabii ki monitörleri alırken fiyat performans karşılaştırması da yapın. Ancak fiyat performans karşılaştırmasını yaparken bu monitörde bulunan 0.5 ms'le gidip de 2 ms'lik, 3 ms'lik monitörleri karşılaştırmayın. Çünkü arada çok fazla fark olacaktır. Peki siz bu monitörü nasıl buldunuz? Lütfen yorumlar kısmında yorumlarınızı yapın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.